Bak şuna. Komutanım. Yavuz, ne durumdasınız? Selim bölgedeymiş. Bir tünelde olduklarından artık eminiz. Yavuz, bir sürü noktamız var. Bir şey söylemeniz lazım. Hadi acele edin. Komutanım, bakıyoruz. Bir dakika bekleyin. Hadi neredesin? Neredesin? Hadi Karabatak. Buldum, buldum komutanım, buldum. Bulduk, buldum. Bulduk komutanım. Tünelin giriş ve çıkış noktası belli mi? Hadi. Acele edin, haber verelim. Komutanım, burada birçok tünel var. Allah kahretsin. Ne demek bir sürü tünel var? Hemen haritayı yolla bana. Gönderiyorum komutanım. Gönderdim. Hadi. Tünellerin giriş çıkış noktalarıyla iliklerimizin olduğu noktaları karşılaştırdın mı? Evet komutanım. 6 numaralı özel görev kuvveti 4 numaralı tünele çok yakın. Acil hemen haber ver. Saldırıya uğramak üzereler. Emredersiniz komutanım. Birliğimiz sızmayı tespit etmiş. Tehdit altındaki birliğe bilgi verildi. Tamam komutanım. Biz oteli terk ediyoruz. Hemen dönün. Çıktık komutanım. Otelin güvenlik odasını bulup tüm kamera kayıtlarını sileceğiz. Sonra bizimkileri de alıp çıkacağız. Emredersiniz. Birliğimiz sızmayı deşifre etmiş. Hamdolsun. Komutanım çok garip değil mi? Niye burada kimse yok? Kimse yok çünkü rehin alınmışlar. Elif destek istemişti, ne çabuk gelmiş bunlar. Bizimkileri de almışlar. Komutanım pek anlamış gibi değiller, elleri kolları açık geziyorlar. Allah kahretsin. Ben 6 kişi saydım ama daha fazlalardır. Onları bölmemiz lazım Karabatak. Nasıl yapacağız komutanım? Benim bir fikrim var. Ben hiçbir şey görmüyorum. Ben de. Ne oluyor lan? Bu sesler ne? Bu herifler. Bu herifler. Biliyordum. Bu herif. Biliyordum. Öldüreceğim hepinizi. Öldüreceğim hepinizi. Kalkın. Kalkın lan! Öldüreceğim hepinizi. Sakın korkmayın. Panik yapmayın. Biz Türk askeriyiz. Hiçbirinize hiçbir şey olmayacak. İyi mi herkes? İyiyiz komutanım. Karabayı saldırısından yeni görüntüler kanalımıza ulaştı sayın seyirciler. Görüntülerde pasajda bulunan çok sayıda ölü ve yaralı yakınlarının olayla ilgili bilgi almaya çalıştığını,
sağlık personeli ve emniyet güçlerinin güvenliği sağlamaya çalıştığını... Aşağılık hainler. Askerimiz ve polisimiz teröristleri durdurmak için kendi canlarını feda ettiler. Sınır ötesinde başaramadılar. Terör sayısının daha da çok olmasını engellediler. İçeride karıştırmaya çalışıyorlar şimdi. Kaybeden vatandaşlar... Güçler anca mazlumlara yetiyor. Henüz bir açıklama. Karşımıza çıkmaya cesaretleri yok. Karabayır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların ve görgü tanıklarının ifadelerine ulaşılmaya çalışılıyor. Tek bildikleri şey bu. Pasaja saldırırken yapmak. Ne amaçlı olduğu ve hangi terör örgütünün mensubu oldukları araştırılıyor. Her yer kanlı abi. Her yer kana buladılar. Cezalarını keseceğiz şimdi abi. Merak etme aslanım. Kurtaramadık komutanım. Herkesi kurtaramadık. Siz elinizden geleni yaptınız Hafız. Arkadaşlar, öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Sağ ol. Sağ ol. Teröristlerin hepsi uyuşturucunun etkisindeymiş. Bu alçak saldırının arkasında dermanın olma ihtimali çok yüksek. Gencecik insanlardan canavar yaratıyor. Adi herif. Kendi içimizde kaosa sürüklenmemizi istiyorlar. Gençlerin yalnızca bedenlerini değil, zihinlerini de zehirliyorlar. Peki saldırı için seçilen nokta sizce de ilginç değil mi komutanım? Nasıl yani? Saldırının gerçekleştiği pasajın hemen gerisinde bir açık meydan vardı. Sivillerin daha yoğun olduğu bir alan. Onlar oraya es geçti. Hem de peşlerinde siz varken. Pasaja sıkışıp kalacaklarını bile bile. Aynen öyle komutanım. Uyuşturucunun etkisindendir belki. Hatta geçtikleri yerleri bile fark etmemişlerdir. O da olabilir. Ama Hafız çok doğru bir noktaya değinmiş de olabilir. Bu pasaj saldırısı kan dökmekten öte bir şey olabilir. Arkadaşlar tetikte olalım. Araştıralım arkadaşlar bunu. Altında ne var ne yok araştıralım. Yüzbaşı Sezer, komutanım emniyetten bir bilgi geldi. Arkadaşlar yeni bir ipucu var. Bu teröristlerin üzerinden çıkan haplarla ilgili bir bilgi bulmuş Ceren'ler. Bu haplar sınır dışında gece kulübü diye bir yerde satılıyormuş. Adamları takip edelim komutanım. Belki hapları ürettikleri yere götürebilirler bizi. Avcı, Keşanlı, siz gidip bir kontrol edin mekanı. İstihbarattan da destek talep edeceğim. Elem de sizinle gelebilir. Emredersiniz. Emredersiniz. Bu satıcıyı bulup konuşturursak, Ateş'in dediği gibi üretim yerini buluruz. Oradan da dermanı buluruz. Komutanım, isterseniz ben de gidebilirim ya. Yani. Beraber bir şey yapıyoruz. Yok Ateş. Bu sefer böyle olsun. Emredersiniz komutan. Arkadaşlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sağ ol! Siz de sağ olun. Dağılabilirsiniz.
Merhaba. Biz Nazlı Kaçmaz'ı arıyoruz. Odasını biliyor musunuz? Bugün gelen hasta mı? Evet, intihar girişiminde bulunan. Koridorun sonunda soldaki oda. Sağ olun, teşekkürler. Karabatak. Sakin ol. Müsait miydiniz? Gel Yavuz, gel. Geçmiş olsun. Korkuttun bizi. Ben de korktum Yavuz abi. İyileşemeyecekmişim gibi geliyor. Nazlı, kızım. Olur mu öyle şey? İyileşeceksin tabii. O nasıl laf öyle? Bir daha sakın yapma, olur mu? İsteyerek yapmadım ki. Onları yaparken sanki başka biri vardı içimde. Sen nasılsın? İyiyim. Ben bir doktora bakayım. Ben de geleceğim. Tamam. Konuşabilir miyiz biraz? Konuşamayız. Bahar. Bahar, bekler misin bir dakika? Bahar! Bahar! Evet tabii. Bahar, herkesi rahatsız et. Bizi de burada rezil et. Kusura bakmayın. Konuşmamız lazım. Konuşup bu meseleyi çözmemiz lazım. Demek bunu çözeceğiz. Sen anlamadın galiba. Dur ben sana özetleyeyim. Ben perişan olayım. Sonra eline iğrenç bir çiçek al. Gel benden, canım benim. Özür dilerim. Kusura bakma de. Ben de kabul edeyim. Öyle mi? Saçma sapan konuşma. Ne söylesem saçma sapan olacak zaten. Ne hissettiğinin farkındayım. Ne hissettiğimi farkında değilsin. Tamam, burada tartışmayalım. Gel konuşalım. Sen hala anlamıyorsun beni. Ben seni suçlamıyorum. Sana kızgın değilim. Kime kızgınsın peki? Kendime kızgınım. Enayi olmama kızgınım. Bana da kızgınsın Bahar. Sana da kızgınım tabii. Ben aldatıldım. Sen bunun ne olduğunu anlayabiliyor musun? Evet. Ya kısmen. Belki işin içinde sen olmasaydın başka türlü düşünürdüm. Belki onu kendi ellerimle öldürürdüm. Öyle konuşma Bahar. Yaşadığım hayal kırıklığını anlatamam. Aldatılmışlığı anlatamam. Atlatacağız Bahar. Böyle olsun istemedim. Söylemek istedim kaç kere. İtiraf etmek istedim. Resmen ölmek istiyorum. İzin vermem ki.
Sana bir şey soracağım. Sor. Benim tabuta girdiğim günle babamın öldüğü gün aynı. Kurcalama artık var. Yavuz. Bir şey biliyorsan söyle. Yavuz. Hadi söyle lütfen. Ya gözlerini kaçırma bir kere benden söyle. Makaret. Makaret. Ha bu adam nasıl pislik bir adam ya. Ben nasıl bir canavarın kızıymışım. Ama sen yine bunların hepsini biliyordun tabii. Sen benim yatağıma girdin. Sen benim evime girdin. Hiç mi vicdanı sızlamadı? Anlatacağım her şey durumu daha da kötü yapacaktı. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Artık çok geç Sarı Komutan. Bahar. Bahar iyi misin? Yavuz ne oluyor? Zor zamanlar Güler abla. Canın sıkkın gibi. Nereden anladın? Unuttun galiba. Ben senin babanım. En azından artık ihtiyacım olunca yanımdasın. Sivillere üzülüyorsun değil mi? Bahar'a da üzülüyorsun. Bazen hayat üstüne üstüne geliyor. Karamsarlığa kapılıyoruz. Hiç kimseye kötülüğü olmayan masum insanları öldürüyorlar baba. Karşımıza çıkmaya cesaretleri yok. En çok içimi acıtan bu. Onların meşrebi bu. Enseyi karartmak yok. Bazen her tarafımız düşmanla çevrili gibi hissediyorum. Senin hiç umutsuzluğa kapıldığın oldu mu? Birçok kez. Çok. Nasıl açtın? Daha zor günleri düşündüm o anlarda. Bu ülke işgal edildi Yavuz, hatırla. Daha 100 sene evvel, çok değil. Bu sokaklarda düşman askerleri dolaşıyordu. O günlerde onlarla mücadele eden insanların yiyecek bir lokma ekmekleri yoktu. Çocuklarına verecek bir damla sütleri yoktu. Yakacakları, pişirecekleri hiçbir şeyleri yoktu. Ama başardılar. Başardık. Doğru diyorsun. O zamana kıyasla şu an çok daha iyiyiz. Şükretmek lazım. Aynen. Geç de olsa hayatıma girdiğin için sağ ol baba. Ben hayatımdan hiç çıkmadım ki. Kalbim hep seninle annen için atıyordu. Derman denen adamdan haber var mı? Evet,
Çolak'la konuşuyorum sık sık. Bir şeyler öğrendim. Bir sigorta şirketi var. Yarın sınır ötesindeki malum şehre gideceğim. Sen de Bahar'a git. Ve şu meseleyi düzelt. Sen nereden biliyorsun? Bir baba evladının aldığı her nefesten haberdardır. Hani bir laf var ya, en son babalar duyar, o yalan, inanma. Hele ki baba böyle efsanevi bir istihbaratçıysa. Gaza getirme beni. Bahar'ı anlamaya çalış Yavuz. Babası her ne kadar pisliğin teki olsa da çok büyük bir travma yaşıyor. Sen de yaşadın, hatırla. Şimdi onun yerinde sen de olabilirdin. Haklısın. Konuşalım.